Merhabalar sevgili gençler. Bu dersimizde sizlere toplam fark formüllerini anlatacağım. Öncelikle sinüsün toplamını ve farkından bahsedeceğiz. Sinüsle ilgili bir cümle yazmışım buraya. Diyorum ki sinüs yalnızlığı sevmiyor. Hep yanında kosinüs istiyor. Sinüsün biraz özgüven sorunu var. O yüzden dışarı çıkacağı zaman, bir şey yapacağı zaman tek başına olamıyor. Hep kosinüse yapışıyor. Bakın şimdi nasıl yapmış. X iki tane açının toplamı bu. Dikkat edin buna. X artı y açılarının toplamı bu. Önce sinüs x'i yazdım. Peki yanına hemen kosinüs y'yi getirecek. Bakın şimdi burada sinüs y'yi yazmış. Hani sinüsü dağıttığını düşünün. Sinüs burada söz konusu ya. Yanına hemen diğer açının kosinüsünü alıyor. Toplama varken aradaki işaretimiz toplama. Peki burada da aynı şey. Bak sin x cos y. Yani bir sin bir cos. Peki sonra cos x sin y. Şimdi bunlar için bu işte sinüsün yalnızlığı sevmemesini aklınıza tutabilirsiniz. Veya ben lisedeyken şunu kullanıyordum gençler. S demiştim. S, C, C, S. Böyle ezberlemiştim. S, C, C, S. Böyle yani baş harflerini yazarak toplam fark formüllerini ezberlemişim. İsterseniz böyle yapın. İsterseniz sinüsün yalnızlığı sevmediğini kullanın. Ama bu formülleri ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlar? Bilmemiz gerekiyor. Bunları bir yere not alın gençler bu arada. Hemen bakalım. Şimdi sırada kosinüs var. Kosinüs yalnız kalmak istiyoruz. Kosinüste de yani bir özgüven patlaması var. Hatta biraz gıcıklık seviyesinde var. Kosinüs hiç istemiyor. Yalnız kalmak istiyor. Sinüse diyor ki düş yakamdan diyor. Bak sinüsü yanında istemiyor. Şimdi burada kosinüsün borusu ötüyor. Bak burada sinüsünküydü. Burada kosinüsünküydü. Kosinüs burada ne yapıyor? Tek başına olmak istiyor. Ben diyor yalnızlık istiyorum diyor. Seni istemiyorum yanında diyor. Hemen kosinüs x kendine bak açıları dağıtırken. X diyor yanına hemen kosinüs alıyor gene kosinüs y. Kosinüs gıcık ya bak. Kosinüs gerçekten gıcık. Gıcık. Gıcık olduğu için gençler artı eksi yapıyor. Bakın burası önemli. Eksiği ne yapıyor? Artı yapıyor. Bunlara da dikkat edelim. Evet. Şimdi bak dağıtırken ne oldu? Cos x cos y oldu. Artı iken eksi oldu. Sinler de mecburen tek başlarına kaldılar. Sin x sin y oldu. Şimdi cos x eksi y'yi dağıtıyor. Bak cos x cos y oldu. Çünkü sinüs yanında istemiyor. Düş yakamdan düşüyor diyor. Eksi iken artı olacağını biliyorum. Sin x sin y diye yazıyorum. Formülleri iyice ezberliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Şimdi sevgili gençler biz şimdiye kadar böyle hangi açıları bulduk? Bak 30 derece, 60 derece, 45 dereceye benzetilenleri. Bir de bu işte eksenlerin üzerindeki işte 0, 90, 180, 270, 360 onları rahatça bulduk. Bakın 105 diyor. Şimdi ben 105'i düşünsem eksenlere göre düşünsem bakıyorum 90 artı 15 oluyor. 15 dereceyi bulamam. Bildiğim bir açı değil. 180'e göre düşünsem 180'den bunu çıkarsam 75 oluyor. Gene bulabileceğim bir açı değil sevgili arkadaşlar. Yani oradan bu eksenlere göre yapamayacağımı anladım. Peki acaba nasıl yorumlayabilirim? 105 gençler bakın 105 kimle kimin toplamıdır? Benim bildiklerimden 45 ile 60'ın toplamı değil midir sevgili arkadaşlar? O zaman ben sinüs 105 yerine kimi bulabilirim? Sinüs 45 artı 60'ı bulabilirim. Şimdi hatırlatma olarak ben buraya formülümü bir kez daha yazmıştım. Fakat sizler bunları iyice ezberliyorsunuz gençler. Kafanıza yazıyorsunuz. Birer tane de kağıda yazın tabii ki öncelikle. Bakıyorum bana diyor ki sinüs A artı B diyor. Sinüs neydi? Yalnız kalmaktan rahatsızlık duyan biriydi. Özgüven eksikliği vardı. Hemen kosinüse yapışıyordu bak. Sinüs A, kosinüs B. Yani sinüs A'yı yazdım. Hemen kosinüs B'yi de yana yapıştırdım. Sonra sinüs B'yi yazdığı zaman gençler ikinci açının sinüsünü aldığı zaman diğerinde kosinüsünü yana yazacağımı biliyorum. Şimdi buna göre yapalım gençler. Sinüs 45 olacak. Bunu kesinlikle biliyorum. Sonra ne olacaktı? Bakın sinüsün yanına kimi yazacağım ben? Kosinüsü yazacağım. Kosinüs 60'ı yazacağım. Çünkü açılardan birinin sinüsü diğerinin neydi? Kosinüsüydü. Artı diyeceğim çünkü aradaki işaret artı. Kosinüs 45 diyeceğim. Sonra ne diyeceğim gençler? Sinüs 60 diyeceğim. Sinüs 45 nedir gençler? Kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2'dir. Kosinüs 45 nedir gençler burada baktığım zaman? Yine kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 60'ım nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Şimdi bakalım bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle baktığım zaman kök 2, 2 ile 3'ü çarptım. Kök 6, ortak paydamız 4. Bunu bu şekilde bulmuş buldum. Şimdi kosinüs 165'e bakalım. 165'i gene bildiklerim gibi 180'den çıkarsam olmuyor. 90 eklesem olmuyor. Acaba kimle kimi toplayarak yapabilirim sevgili gençler? 120 ile 45'i toplasam bak benim bildiğim şeylerden, bildiğim açılardan gitsem. Bakın oluyor değil mi? 120 artı 45 kosinüs 165'e eşit oldu. Yani kosinüs 165 yerine sevgili arkadaşlar kimi bulacağım? Kosinüs 120 artı 45'i bulacağım. Gençler kosinüslerin toplamı.
Kosinüs çok özgüvenli biriydi değil mi? Özgüvenli olduğu için yanında sinüsü istemiyordu ve tek başına olmak istiyordu. Yalnız kalmak istiyorum, kendimi dinlemek istiyorum diyordu. Peki o zaman ben öncelikle kosinüsleri yazacağım. Kos 120, kos 45 diye yazdım. Aynı zamanda gıcıktı. Artıyken ne oluyordu? Eksi oluyordu. Sinüs 120 ve sinüs 45'i yazacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın gene geniş açılar var. Hemen bunları ne yapıyorum? Şu kenarda turuncuyla bulayım. Kosinüs 120. 120 nedir gençler? 180 eksi 60'tır. Kaçıncı bölgede bu? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. Önüne eksimi atıyorum. Bu neye eşittir gençler? Eksi kosinüs 60'a eşittir. Peki bunu söyledikten sonra bu neye eşittir sevgili arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 diye bulunur. Bunu buldum. Ardından kimi bulacağım? Sinüs 120'yi bulacağım. Sinüs 120 gene 180 eksi 60 bak tamamen aynı mantık. Sinüs birinci bölgede nedir? İkinci bölgede pardon. Sinüs ikinci bölgede artıdır gençler. Sinüs 60 diye yazacağımı biliyorum. Bu da neye eşit oldu? Kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi bunları kenarda buldum. Ve ne yapıyorum? Getirip burada yerleştiriyorum. Kosinüs 120 yerine eksi 1 bölü 2 mi yazdım? Kosinüs 45 yerine kök 2 bölü 2 mi yazdım? Eksi dedim. Sinüs 120 yerine sevgili arkadaşlar niye yazacağım? Biraz önce buldum. Kök 3 bölü 2'yi bu yazacağım. Evet. Sinüs 45'imiz nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Peki bakalım. Eksi. Bakın ikisinde de eksi var görüyor musunuz? O zaman şu eksiyi ben ana kesirin önüne indireyim. Kök 2 mi yazdım? Kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6 bölü 4 diye bunu da bulmuş oldum. Evet sevgili gençler bana ne demiş? 7 artı 3 ve pi bölü 2 demiş. O zaman bunlar açı. Bunu fark ettim ben. İse demiş böyle bir eşitlik vermiş görüyor musunuz? Bu ifadenin eşiti nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle baktığım zaman ben buraya zaten size hatırlatmalar yazdım. Birinci ve ikinci hatırlatmam diye. Böyle baktığım zaman diyelim ki böyle bir soruyla karşılaştınız. Hemen baktın bak açılar aynı görüyor musun çocuğum? Yani burada da 2A var, burada da 2A var. Burada da B var, burada da B var. Bir sin bir kos yapmış. Bir kos bir sin yapmış. Yavrucuğum hemen ne diyeceğim ben burada? Sinüsün açılımını yapmış diyeceğim. Bakın burada sinüs x artı y'nin açılımı yapmış. X yerine kim gelmiş? 2A, y yerine B gelmiş. Peki gençler buna göre bana bu sorduğu ifadeyi buraya ben ne diyeyim? A diyeyim mesela. Bu ifade hakkında yorum yapacağım ya. A ifadesine bakıyorum. Sinüs 2A artı B'nin açılımı olduğunu anladım gençler. Çünkü bakın bir sin bir kos var. Açılar aynı. Şimdi aşağıya bakıyorum. Aşağıda kos kos demiş. Kosinüs yalnızlığı seviyordu. Sinüse düş yakamdan diyordu. Sinüse bu tarafa atmış görüyor musun? Bak açılar yine aynı. 5A 2B her ikisinde de öyle. Dolayısıyla burası kimin açılımı gençler? Kosinüsün. Aradaki işaret neyi? Eksi. Eksi olduğu zaman kimin de toplamların kosinüsüydü. Yani bu nedir gençler? 5A artı 2B'dir. Şimdi bu haliyle hiçbir şeye benzemiyor gibi görünüyor. Fakat burada size bir şey vermiştik değil mi? Neydi bu? 7A artı 3B pi bölü 2'ydi gençler. Şimdi bunu söyledikten sonra bakın burada kesin var yani bir şey var. Mutlaka sizin yapacağınız bir şey bu çevrilecek, evrilecek. Nasıl olabilir gençler? Bakıyorum 2A artı B artı 5A artı 2B bir kontrol edeyim. Yavrucum bak toplarsam 7A artı 3B oldu. Bu neye eşit yavrucum? Pi bölü 2'ye bunu bana soru vermiş. Bak bunu kenarda yapıyorum. Peki bunu söyledikten sonra o zaman ben ne diyeceğim? 2A artı B ile 5A artı 2B'nin toplamı ne gençler? 90 derece. Yani bu iki açı kimler? 2A artı B ile 5A artı 2B nasıl açılar? Tümler. Yani birinin kosinüsü diğerinin neye eşit? Neyine eşit gençler? Sinüsüne eşit. 2A artı B. Dolayısıyla bunlar birbirine eşitler sevgili arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra bakın burada yazdım. Bunlar birbirine eşitse A'yı ne olarak buldum? 1 olarak bulmuş oldum. Hemen diğerine bakıyorum canlarım. Başka bir kalıba geldik. Bana diyor ki kosinüs 20 eksi kök 3 sinüs 20 bölü sinüs 10 neye eşittir diyor. Yavrucuğum bak bu bir kalıp dedim değil mi ben size? Dolayısıyla ben bu kök 3'ün ne olacağını biliyorum. Kök 3 kim? Tanjant 60. Tanjant 60, sinüs 60 bölü kosinüs 60 değil midir sevgili arkadaşlar? Yani ben artık kök 3 yerine ne yazacağım? Bunu yazacağım. Kosinüs 20'mi yazdım. Eksi dedim. Kök 3 yerine hemen şunu yerleştiriyorum. Sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 20 bölü sinüs 10. Gençler bunu bana sormuştu. Soru işareti diyorum buna gene. Peki şurada bir payda eşitleyeyim. Burası ne olur çocuğum? Kos 20 çarpı kos 60 eksi sin 20
çarpı sin 60. Sin 20, sin 60. Peki. Bölü şu kos 60'ı aşağı indireyim. Kos 60 çarpı sin 10. Çocuğum şurayı tanıdın mı? Bak. Açıları aynı, görüyor musun? 20, 60. Açıları aynı, baktım. İki tane kos var, iki tane sin var. Bu kimin açılımı? Kosinüsün açılımı, öyle değil mi? Kosinüsün toplamının açılımı hem de. Kosinüs 20 artı 60'ın açılımı. Bunu söyledim. Kosinüs 60 neydi sevgili arkadaşlar? 1 bölü 2 idi. Sinüs 10'umu da yazdım. Peki ne oldu bakalım? Bir devam edelim. Şu 2 yukarı çıksın. 2 çarpı. Kosinüs 80 oldu. Aşağısı sinüs 10 oldu. Yavrucuğum şunlar birbirinin neyi? Tümleri. Tümleri olduğu için birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Dolayısıyla ifademin sonucu ne oldu? 2 diye bulundu. Şimdi hemen bu soruma geçtim. Bakıyorum, şekle göre bir şekil vermiş bana, bir dik üçgen görüyorsunuz. Peki şekle göre x nedir diyor. Şimdi gençler, bu x'i bulmanın farklı yolları var. Mesela şuraya bir harf veririm. Şuraya da x artı, mesela buraya ne desem, alfa desem, x artı alfa derim, oradan yapabilirim. O zaman toplamlarını kullanmış olurum. Ama ben bu soruda sizlere fark kullanmak istiyorum. O yüzden bu taraftan çözeceğim soruyu. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuraya a harfi diyeyim. Şu küçük üçgendeki açıya a dedim. Şu büyük olana da b diyorum. Buraya bakmanızı istiyorum. B açısı sevgili arkadaşlar a artı x değil midir? Peki. O zaman x nedir canlarım? B eksi a'dır. X'i çektim. B eksi a diye yazdım. Yani ben sinüs x'i soruyor ya bana. Sinüs x yerine kimi bulabilirim ben? Sinüs b eksi a'yı bulabileceğimi fark ettim. Şimdi burada hep özel üçgenler var şeklimizin içerisinde. Şöyle bir bakarsam eğer, yeşille yazayım onu da. Gençler, 7, 24, 25 özel üçgeni var burada. Kim varmış? Bak şuraya yazıyorum. 7, 24, 25 özel üçgeni. O zaman burası ne olacaktır yavrucuğum? 25 olacaktır. Şimdi canım bak, burası ne? 24. 24 nedir? Şöyle baktığım zaman, turuncuyla yazayım onu da. Benim 24'üm 6 çarpı 4. Şuranın tamamı, buranın tamamı, turuncuya bakın, 18. 18 kimdir? 3 çarpı 6'dır. Dolayısıyla benim buradaki hipotenüsüm, turuncuyla olanı bakın, 5 çarpı 6 olmayacak mıdır? Yani burası nedir sevgili arkadaşlar? 30 derecedir. 30 birimdir. Bununla ilgili bir sorunumuz var mı? Yok. Peki. Şimdi bunu da yazdıktan sonra hemen şu açılımı yerleştirelim. Sinüs b eksi a'yı, yani bana sorduğu şeyin artık ne olduğunu biliyorum. Sinüs b eksi a olduğunu biliyorum. Hemen bu açılımı yapalım. Nedir bu canlarım? Sinüs b çarpı kosinüs a. Eksi olduğu için eksi. Sinüs a kosinüs b diye formülümü yazdım. Şimdi buna göre bakalım. Soru işareti eşittir. Sinüs b diyor. Bak şimdi sinüs b. 18 değil mi? Karşı bölü hipotenüs 30. Çarpı kosinüs a diyor. Bak şimdi a burası. Şu küçük olan değil mi? Burası. Burası a. Kosinüs a 24 bölü 25. Eksimi yazdım. Sinüs a diyor. 7 bölü 25 diyor. Kosinüs b diyor. Bak şimdi b'nin kosinüsü kim? 24. Hipotenüsü kim? 30. Yavrucuğum bunları çarpmaya sakın kalkışmayın. Hemen ne yapacağım? Bak burada ortaklar var, görüyor musun? 24'ler ortak. 25'ler ortak paydada. 30'lar da ortak. O zaman ben ne yapacağım? Şunların parantezini alacağım. 30 çarpı 25. Burada kim kaldı çocuğum? 18. Burada kim kaldı? 7. Şimdi beraberce bakalım, sadeleştirmelerim var. İkisi de 5, 6'ya bölünüyor. 24'ü ben 6'ya bölersem 4. 30'u 6'ya bölersem 5. Çocuğum bak şimdi burası 4. Burası ne oldu? 11. Aşağısı 125. Yani 44 bölü 125 diye bulmuş oldum. Evet. Şimdi sırada kimler varmış? Tanjant x artı y ve tanjant x eksi y'nin açılımları var. Canlarım şimdi bunu da ezberleyeceksiniz. Bunları da birer tane kağıda yazın, not alın ve tekrar edip ezberleyin. Bakın nasıl aklında tutabilirim. Tanjant da ne yapıyor? Aslında sanki parantez dağılımı gibi, farkında mısınız? Tan x tan y gibi, bak. Tan x artı tan y. 1 eksi tan x artı çarpı tan y. Bunu ezberleyeceğiz canlarım. Ezberebileceğiz. Burada da sanki açılım gibi, bakın. Tan x eksi tan y. Görüyor musunuz? Aşağısı bu sefer eksi iken artı olacak. 1 artı tan x tan y olacak. Peki bunu da aynı şekilde.
Şimdi kotanjantın toplam ve farkını vermeyeceğim sevgili arkadaşlar. Neden vermeyeceğim? Burayı bir hatırlatma olarak yazdım sizlere. Dedim ki eğer aynı açı varsa dedim. Aynı açının tanjantı ve kotanjantının çarpımları birdi. O zaman mesela tanjant x artı y'nin formülünü biliyorum ya ben. Diyelim ki bana kotanjant x artı y'yi sordu. Tanjant x artı y'yi bul. Sonra istenene geç. Yani kotanjanta geç. Bak burada da aynı şekilde. Kotanjant x eksi y'yi bul sorarsa. Tanjant x eksi y'yi bul. Sonra istenene geç sevgili arkadaşlar. Hemen bir sorumuz var. Bakalım sorumuza. Bana diyor ki bir ABC üçgeninde diyor. Tanjant A1, tanjant B3 ise tanjant C nedir? Yavrucuğum bu bir üçgen mi? Bak üçgen demiş bana. Bir üçgende iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi öyle değil mi? O zaman ben buradaki C için ne diyebilirim? 180 eksi A artı B diyebilirim. Bana neyin tanjantını sormuş? C'nin. O zaman tanjant C için tanjant 180 eksi A artı B der miyim? Derim. Hangi bölgede bu? İkinci bölgede. İkinci bölgede olduğu için işareti ne olacak çocuğum? Eksi olacak. Peki 180 isim değiştirmeyen eksen eksi tanjant A artı B'yi bulacağım. Tanjant C yerine ben neyi bulacakmışım sevgili arkadaşlar? Eksi tanjant A artı B'yi bulacakmışım. Peki. Bunu bana soruyor bu arada. Bunu unutmuyorum. Çünkü tanjant C'yi sormuş. Hemen formülümü yazayım o zaman. Peki. Soru işareti yerine ben ne yapıyorum? Bak şu eksiği bir yazayım. Çünkü tanjant C'nin kendisinde bir eksisi vardı. Onu yazdım. Şimdi formülü açacağım. Nasıldı gençler? Sanki parantez açıyormuşum gibiydi. Tanjant A artı tanjant B diyeceğim. Sonra aşağıya gideceğim. Burası artı ise eksiydi. Unutmayın bunu. Burası artı olduğu için eksi yapıyorum. 1 eksi tan A çarpı tan B diyorum. Hemen devam ediyorum. Eksimi yazdım. Tanjant A'yı bana soru vermiş. Ne diye? 1. Tanjant B'yi de vermiş. 3. 1 eksi. Tanjant A ne? 1. Tanjant B ne? 3. Yavrucuğum bak eksisi var. Burası 4. Aşağısı ne oldu? Eksi 2 oldu. Dolayısıyla sonucum artı 2 diye bulunmuş oldu. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Peki ABCD diyor. ABCD ve diyor BEFG bir kare diyor. Evet gençler. Ve bir şey daha vermiş bana. Bana diyor ki BE ile diyor CE birbirine eşittir diyor. Yani şunun ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor gençler. Bu bir kare unutmayın bunu. O zaman bunlar da birbirine eşit. Peki buna göre kotanjant AEG'yi soruyor. AEG neresi? Burası. Şu açının ne olduğunu soruyor. Şimdi sevgili gençler ben burada dikkat ederseniz oran yani trigonometrik orandan bahsediyorum. Oran olduğu için bunlara direkt sayı vereceğim. K K desem de fark etmez. Çünkü oran olduğu için o K'lar sadeleşecek. Mesela buraya K desem, buraya K desem, buraya 2 K desem oranlar sadeleşecek. Buna gerek olmasın istiyorum. Direkt buraya 1 1 diyorum. K K yerine 1 1 dedim. Buraya ne diyorum canlarım? 2 diyorum. Burası 2 oluyor. Burası ne oluyor? Yine 1 oluyor. Bunu söyledikten sonra kotanjantını soruyor. Bak şimdi buradaki toplamın kotanjantını. Şuraya ben bir harf vereyim. Ne vereyim? X diyeyim mesela. Buraya ne diyorum? Y diyorum. Yani şimdi bu kotanjant bu açı diyor ya bana aslında sorduğu şey neydi, nedir sevgili arkadaşlar şöyle baktığım zaman. Kotanjant x artı y'dir. Peki kotanjantı ben bilmiyorum ama kimi biliyorum canlarım? Tanjantı biliyorum. Yani ben kotanjant x artı y yerine ne yazabilirim sevgili arkadaşlar? 1 bölü tanjant x artı y yazabilirim. Peki bu açılımın nasıl olduğunu biliyorum. Bak şimdi soru işareti eşittir. 1 bölü şu açılım sanki önce parantez gibi dağıtıyordum. Hatırlıyoruz bunları. Tan x artı tan y diyorum. Sonra 1 eksi tan x çarpı tan y diyorum. Bunu yukarıya atıyorum. 1 eksi tan x çarpı tan y bölü tan x artı tan y diye yazdım. Peki gençler bunu söyledikten sonra hemen üçgenlerimizden bulmaya başlayalım. Soru işaretimi yazdım. Birimi yazdım. Bak şimdi bunu buradan yapıyorum. Tanjant x diyor. Tanjant x karşı bölü komşu. Ne oldu çocuğum? 2. Tanjant y diyor bak. Karşı bölü komşu çarpı 1. Tanjant x biraz önce buldum 2. Aşağısı ne oldu? 1. Peki devam edelim. O zaman benim soru işaretim ne olacaktır? Yukarısı eksi 1. Aşağısı 3. Aradığım sonuç eksi 1 bölü 3 diye bulunmuş oldu. Hemen son sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. ABCD dikdörtgen dikdörtgen diyor. Şekilde verilenlere göre diyor canlarım. Tanjant alfa nedir? Bu bir dikdörtgenmiş. Bunu anladım ben. Peki o zaman şurası 8 toplam.
Burası 4 ise buraya ne kalacaktır çocuğum? 4 kalacaktır. Peki şimdi bakalım nasıl acaba alfaya ulaşabilirim diye düşünüyorum. Çocuğum şuraya x desem, buraya da y desem. X artı y, bak iki tane iç açının toplamı komşu olmayan iç açıya eşitti, hatırlıyorsunuz bunları. X artı y'miz ne olur bizim burada? Alfa olur. Peki bana tanjant alfayı soruyor ya, bak soru işareti ne? Tanjant alfa. Her iki tarafın ben tanjantını alsam, tanjant x artı y'yi bulacağımı anladım. Hemen bir bakalım çocuğum. Bu kimdir? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi bunu söyledikten sonra beraberce bakalım acaba nasıl bulabiliriz diye. Rengimi yeşil yapayım. Bunlardan farklı olsun. Peki çocuğum şimdi tanjant x'i öncelikle bir bulalım bak. Tanjant x'i kolayca buluruz. Şuradan bulalım. Tanjant x nedir? Bak hangi üçgende bakıyorum, ona dikkat edin. FBC'de, FBC üçgeninde karşı bölü komşu. Yani 4 bölü 4'ten 1 diye buldum. Peki şimdi tanjant y'yi bulacağım. Bak şimdi y açısı burada, görüyor musun? Şurayı ben şöyle bir dik üçgene benzetsem, 90 desem. Yavrucuğum burası 3 birim ya, burası da 3 birim olur. O zaman buraya ne kaldı? 1 birim kaldı. Şurası 4. Tamam mıyız? Yani şuranın tamamı 3 oldu. Şimdi hangi üçgen? Buraya bir harf vereyim. H diyeyim. Evet. EHG'de bakıyorum bak şimdi. EHG'de tanjant y'ye bakarsam ne olur? 4 bölü 3 diye bulunmuş olur. O zaman şöyle bakarsam tanjant x yerine ne yazacağım çocuğum? 1. Tanjant y yerine ne yazacağım? 4 bölü 3. 1 eksi 1 çarpı 4 bölü 3 yazdım. Devam ediyorum. Burası ne olacaktır? 7 bölü 3. Evet, aşağısı ne olacaktır? Eksi 1 bölü 3 diye bulunacaktır. Şu üçler sadeleşecek. Sonuç ne olacaktır? Eksi 7 diye bulunacaktır. Sevgili gençler, hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.